Bugün acı bir gün. Arkadaşlar bayağıdır satalım, satmayalım, ne yapalım, ne edelim diye düşünüyorduk. Bugün o gün, satmayı düşündüğümüz gün. Tabii ki güzel koleksiyonu dağıtmak istemiyorum. Bu benim hobim, çok severek yaptığım bir şey. Bir yandan da sizlere daha kaliteli içerikler üretmek istiyorum. Bu da tabii ki bu tarz bir iş alanında para demek oluyor. Yeni ayakkabılar çok pahalı çıkıyor biliyorsunuz. Siz herkesten daha iyi biliyorsunuz. Ekipmanlar, şu an kendim çektiğim kamera yaklaşık 5-6 bin liralık. Biraz yükseltmek istiyorum. Daha farklı içerikler, işte dolabıydı, o suydu, bu suydu, ışığıydı. O kadar aslında maliyetli bir iş yapıyorum ki, hobiyi tabii severek yapıyoruz. Bir yandan da ayakkabılar çok fazla olmaya da başladı. Hafif yer açalım istiyoruz. Şöyle hafiften gösterebilirsin. Yani her yer kutu, şuralar tavana kadar çıkmıştı. Şimdi onları indirdik, neleri satalım, neleri satmayalım diye. Oralara kadar gitmişti. Şunların altı bile dolu. Yani onları hep böyle ben ayırdım şimdi. Her yer dolmaya başladı. Yukarılar dolu. Tabii çok fazla yere dağıttığım için biraz daha az gibi gözüküyor. Ama kutular sadece 100'ü geçiyordu arkadaşlar. Geçenlerde biliyorsunuz bir 6-7 tane kardeşlerime gönderdim. 2 tane daha önden önce vermiştim. Bir 10 tane yakın neredeyse gönderdim. Bir 10 tane yakın da satmak istiyorum ama satacaklarım da... Daha önceden verdiklerim de vardı arkadaşlar. Daha önceden verdiklerimiz var. Şu anda satacağım 5-10 tane seçtik. Hepsi arkadaşlar tertemiz ve giyilmemiş. Bazen hani düşünülüyor ikinci el ayakkabı şu bu. Kesinlikle bunların ikinci el gibi bakılmaması lazım. Bakılırsa hata edilmiş olur. Piyasada bulamayacağınız sıfır ayarında mükemmel ayakkabılar. Bir de bu ucuz olmayacak tabii ki. Yani ucuz modeller de var ya ama... Giyilmemiş de deme. Giyilmemiş derken hani bir iki kere giydiğin... Hani nasıl diyeyim? Eskitilmemiş yani. Hı-hı. Giyilmemiş derken tabii ki ayağımı alıp AVM'lerde şurada burada aldıklarınızı giyilmemiş mi zannediyorsunuz? Onlar da giyiliyor. Canım adam alıyor ayağına deniyor. Yok diyor ben olmadı diyor çıkar. Yani o kadar giyilmiş diyelim. Aynen. Dediğim gibi çok hani sıfır hiç giyilmedi değil. Öyle de var bir iki tane daha üstlerinde duruyor. Hani evde denemişimdir, bir defa tertemiz belki sağda giymişimdir. Ama sıfır ayarında diyelim en azından. Piyasada bulamayacağınız, keşke gelse de bir daha alsak diyeceğiniz ayakkabılar. Ve satarken ne düşünüyorum onu da anlatayım. Çünkü burada çok eleştiriler gelebilir. Onları da önceden anlatmak istiyorum. Arkadaşlar en temelde bir ayakkabı dahisi kanala yardım ediyorsunuz. Zaten böyle düşünebilirsiniz. Sadece kanala 100 TL katılanlar var YouTube'dan mesela hiç. Bir çıkarı bir şey olmamasına rağmen adam bağış yapmak istiyor. Abi güzel bir sana destek vermek istiyorum diyor. Bu tarz bir düşünceyle en temelde bu olması lazım. İkincisi orijinal sıfır ayarında tertemiz ve bulamayacağınız ayakkabıları buluyorsunuz. Üçüncüsü ise ben sattığım ayakkabılarla elde ettiğim gelirle tekrar ayakkabı alacağım. O yüzden de mesela Jordan Why Not Zero, Russell Westbrook'un yine ayakkabısı. Ne kadara çıkıyor şu an? 1300'lere falan çıkıyor değil mi? Ben aldığım zaman ne zamandı? İşte 600-700'dü. Ben 600-700'e satarsam şimdi o parayla ben ne yapabilirim ki? Boşa satmış olurum. Niye satıyorum o zaman? Bir de şöyle bir durum var. Çok bunların çok hayranı var ve sana çok mesaj geliyor. Bana onu satsan, bana onu işte hani o tarz diyen böyle küçük bir kesim var gerçekten. Var zaten 10 tane daha ayakkabı satıyorum. Hani yüzlerce satayım, çok para kazanayım. Onlarla işte iş alayım, para kazanayım. Değil arkadaşlar. Bu 10-15 taneyi satacağım. Zaten hemen biz gider tablosu yaptık. Ki ben... 2 tane kamera almak istiyorum. 2 kamera alacağım. Toplamda 14 bin lira falan ediyor bu 2 kamera. Ya onu hemen harcamak istiyorum. Yine kanala harcıyorum. Yani cebime bir şey de girmeyecek burada. Ki dedin ya 1300'e mi geliyor işte Westbrook diye. Bence tam tersi. Eğer Westbrook şu an 3 mü gelecek? 4. 4 gelecek. 1300'e geliyorsa sen Westbrook 1'i bir daha hiçbir şekilde bulamayacaklar için 1500'e satman gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hani birçok insan da böyle eleştirsel gözle bakabiliyor. O yüzden şimdiden anlatmak istiyorum. Kendimi iyi ifade etmek istiyorum. Tabii ki de eğer şeyse hani giyinmiş, öldürülmüş bir ayakkabıysa tutup da 1500'e satılacak değil. Tabii. Sıfır biraz... ayarında ya. Hani vitrinlik ayakkabı satıyorum. Mantık bu. Yani 500'e aldım. E abi sen 500 aldın, 1000'e niye satıyorsun? Kardeşim yeni ayakkabılar 1100'e, 1200'e, 1300'e çıkıyor. Ben o 500 aldığımı 500'e satarsam o para benim çöp olmuş olur. Zaten hiçbir şunu da baştan söyleyelim. Hani söylediğin rakamın dışında işte yok bana pazarlık yap, abi sen şu fiyatı almışsın, bana bu fiyatı ver denilirse zaten bunların muhtemelen hiçbirini satmayacağız. Yani bence satın olması daha bile iyi olur. Bence de daha iyi olur. Ben şu an hani aşırı derecede bir de bazılarının böyle ben hediye almıştım sana falan ya duygulanıyorum. Arkadaşlar gittiğinde 15'e düştük sonra hani dedik bunları satalım. Şu an kaç tane oldu ondan bile emin değil. 9 oldu herhalde. 9 ayakkabı. Alttakilerle falan hani yine 12 falan olacaktı. 10 kişi benim için yeterli. Daha fazla da gerek yok. Arkadaşlar bunları da hepsini Instagram'dan satacağım. Instagram'dan küçük bir sayfa açacağım. Ben ilgilenmeyeceğim. Başka bir arkadaşım ilgilenecek. O yüzden pazarlık yapmanızı önermiyorum. İlk alan, ilk gelen alır. Kalmaya da bilir çünkü bazı ayakkabılar çok güzel ayakkabılar. Ben ilgilenmeyeceğim. Sakın pazarlık mazarlık istemeyin. Zaten ilgilenecek vaktim yok. Ben o yüzden işte Shopee mi açsam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam dedim ama onlar için bir ton iş, bir ton şey lazım. Bir de biz satış sayfası değiliz. Çok fazla böyle satış yapalım, para kazanalım olmayacağımız için. Instagram'dan küçük bir sayfa açacağım. Ayakkabı dahisi store olabilir, mağazası olabilir gibi küçük bir şey. Şu an ismini düşünmedim. Bu videoyu editleyeceğim zaman zaten Instagram'dan açmış oluruz. Bakarsınız zaten hepsinin incelemeleri onlarca defa
blogları şurada burada açımı gösterimi mevcut. Almak isteyen, kanalı destek vermek isteyen, bu ayakkabıları kaçırmamak isteyenler için olur. Satılmasa da sıkıntı yok. Hepsi benim zaten. Yani. Yine ayakkabım olmuş gibi seviniyorum ben hepsini. Eşim bunu çok şey yapar. Ya dersen ki bu özelliği çok seviyorum. Ben mesela işte bir ayakkabı aldık. Mesela kaydı hibrit aldık. Ya ben böyle bakıp bakıp tekrar tekrar mutlu oluyorum. Sanki bana yeni alınmış gibi o hissi çok yaşıyorum. İnanın bu satmayı düşündüğüm ayakkabıları kutularını açınca da hep aynı hisleri yaşadım. Tamam şimdi. Evet, hangi ayakkabıları satıyoruz? En temelde arkadaşlar satacağımız ayakkabıların ilklerinden biri PG1. Gerçekten 4 tane var elimde benim ama hiçbirini satasım yok. Zaten bayağı eskittin. Değil mi? Diğeri zaten ID. Onu da satamazsın. Diğeri de çok orijinal. Gri de çok güzel. Bunu hiç giymedim. Gerçekten bu hiç giyilmemiş ayakkabı olarak örnek verilebilir. Bir defa giymişimdir veya giymemişimdir. Bak hala kartonları içinde. Arkadaşlar bu rengini satıyoruz. Bunun satış fiyatı şu anda ne olarak belirledik? Şu an hatırlamıyorum ama bence 1500 olmalı şu an açınca. Dur bakayım kaç demişiz. Birbiri 1200 demişiz. 1200 ay demişiz. Şu an mesela PG'ler yeni gelecek olsa, yeni gelen renkleri 1000 lira, PG 5 geliyor biliyorsunuz. Muhtemelen 1100-1200 lira gelecek. 1200 bence çok adil bir fiyat olmuş ki serideki en iyi ayakkabı bu. Yani bundan iyisi daha gelmedi. Diğerleri çok dandik yani. Kesinlikle. Bunun kalitesi, şıklığı, güzelliği ayrıdır. Hiç giyilmedi arkadaşlar. Görüyorsunuz tertemiz zoom ünitesi. Yine şöyle gösterelim. Bu 1200 mü demişiz? Hakkaniyetli evet. Bir fiyat olmuş bence. Yani ben şu an hani... Satmasam yedik oldum. Evet. 1200. İkincisi... Kyrie 5, bu da yine çok güzel ayakkabılardan bir tanesi. Tam bir koleksiyonluk ayakkabı. Gerçekten koleksiyonluk. Evet, ya. Aslında bu satılmasa ben mutlu olabilebilirim yani. Hani satılmasın, kalsın daha iyi olabilir. Ama hiç işte giymedim. Giymiyorsun. Hiç giymedim evet, bunu daha. Bir defa belki McFit'te, spor salonunda giydim. McFit'te de giydiğim zaten tertemiz oluyor. Oraya poşetle götürüyorum, poşetle getiriyorum falan. Tertemiz bir ayakkabı arkadaşlar. Bunun satış fiyatına ne demişiz? 1700 demişiz. 1700 demişiz. İdeal fiyat. Şu ayakkabıların arkadaşlar 1700'lere, 1620'lere çıkması ve biraz daha beklesem aslında ben bunu 2000'e de satarım. Bence yeni gelecek ayakkabılar 2000-2500'lere olacak abi. Bu da 1700 lira arkadaşlar. Almak isteyen tek kişi zaten. Bir ya tane. Çünkü zaten hani şöyle düşünsünler. Ya sattığın her bir ayakkabıyı bir ayakkabı alabilmelisin yani. Tabii. Mantık hani o. O zaman bence satmanın mantığı yok. Bu arada arkadaşlar Kyrie 45 numara. PG 44.5 numara. Onları da söylemiş olalım. Ha, evet. İki bu. Üçüncüsü hiç giyemediğim, daha kısmeti hiç olmayan, çünkü bana küçük gelen bir PG modelini satıyoruz arkadaşlar. PG 4 Gatorade rengi. Bence en güzel Gatorade rengi. Hiç giyemedim ve içimde çok kaldı. Ben PG'nin yine sevdiğim, yani 2'den 3'den daha çok seviyorum ben 4'ü. Daha rahat geliyor. Fazla bunu pahalıya satmayacağız. Direkt piyasa değeri ne kadardı? 800 demişiz. Çok ideal. İlk çıkan renkler 800'lü, yeni renkleri biliyorsunuz 1000'e geliyor. Piyasadan ucuza vermiş oluyoruz. Bence güzel bir fiyat. Bence hani de. Hepsini de pahalıya satıyor değiliz yani. Her şey değerince ederince ki PG'nin en güzel rengi olabilir. 44.5 ama mutlaka kutu açımlarını falan izleyin. İncelemelerini izleyin. Dar geliyor ya, 44 giyenlere yönelik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ayağı biraz daha küçük olanlara yönelik. 44.5 normalde giyiyorsunuz, size dar gelebilir. PG 4 biliyorsunuz oldukça dar bir ayakkabı. Ve işte bunun en satmak istemediğim ikinci ayakkabı. PG'yi hiç satmak istemiyorum. Kyrie'yi de aynı şekilde. Bu ilk ayakkabı diyeyim. Ay. En satmak istemediğim ilk ayakkabı. Benim o değil. Benim geliyor diye. Senin değil mi? Benim bu. Ve Why Not Zero. Yine hiç giyilmemiş. Aman tanrım. Tertemiz. Şu altına bakar mısın? Mükemmel ya şu arkasına. Görüyor musun? Harika. Yani satılmazsa sevineceğim ayakkabılarda. Buna kaç dedik ki? Buna... Böyle kadar dedik. Yani 1500'den aşağı olmaması lazım. Bakalım. Çünkü yeni gelenleri 1200'lere, 1300'lere geliyor. Bakalım 0.4 gelecek. Ne zaman gelecek? Ne gelecek? Ne kadar 1500. Demişiz? 1500 demişiz. İdeal arkadaşlar, koleksiyonluk, hiç giyilmedi. En güzel rengi 0.4 gelecek. Muhtemelen 1300'lere, 1350'lere gelecek. Bu ondan daha güzel. Renk olarak, tip olarak ideal, hakkaniyetli. Yine satılmazsa mutlu olacağımı düşündüğüm bir ayakkabı. Bir de şu yüzden istiyorum, biliyor musun? Bunları satabilmeyi ve bunlardan kopabilmeyi istiyorum insan olarak. Hani bir şeye çok bağlanmak istemiyorum. Nasıl mantık sence? Yani bunu başarırsam kendimle de gurur duyacağım. Wow. Böyle bir şey de var. Hani bazıları diyor abi satma, daha değerlidir. Haklılar. Ben bunları beklesem 1800'lerden belki satacağım, 2000'lerden satacağım. Ama bunlardan kopabilmeyi de istiyorum. Evet. Buradan yapacağım. Ha bak. Yine çok güzel bir ayakkabımız arkadaşlar.
Fly Lockdown, Jordan Fly Lockdown. Bütçeli modellerin arasında bütçeliler için en hani sevdiğim ayakkabıydı. Ama hiç giyemiyorum artık bunu. Yani artık gereği yok bunu tutmanın. 10.5-44.5 numara. Ne kadar dedik buna? 500 dedik buna da. 500. İdeal zaten ben 450'ye mi aldım? 350-450'ye civarında aldım. Şu anda bütçeli ayakkabı zaten bulamıyorsunuz. Ki bence en iyi ayakkabılardan biriydi bu. Bütçeli versiyonlarda. Ben çok beğenmiştim. O yüzden normalde sağa sola verirdim. Bunu saklamayı tercih ettim. Görüyorsunuz tertemiz. Hiçbir şey yok. 500 ideal bir ayakkabı. İdeal bir rakam. Kapış kapış gidecek o. Bu zaten ilk gidecek olan bu olur. Bu da arkadaşlar yine 44.5 numaraymış. Why not? İşte bence en satılmaması gereken geliyor. Amerika'dan aldık değil mi bunu? Evet. Amerika'dan almıştık arkadaşlar. Yurt dışından aldık. Türkiye'ye hiçbir zaman gelmedi bu model. Ve Adidas'ın en iyi ayakkabısı Crazy Explosive 2017 bu high versiyonu. Of bu çok iyiymiş ya. Biz bunu niye satıyoruz ki? Bence bunu satmayalım. Bence de. Neyse bu satılık değil arkadaşlar. Boş ver. Ben bunu sat... Nasıl ben bunu düşünebilirim ya? Hani beyazı var dedik beyazı ya o yüzden ama bence Amerika'dan aldığın bu ayakkabıyı nasıl satabilirsin ya? Baksana hiç giyilmedi bu da. Yani sahada zaten çok temizken giydim. Her defasında altını sildim. Bir iki defa da fitness'ta giydim. Şuradaki Adidas içerik boostları bile baksana tertemiz ya. Şurasının... Buna 1700 dedik galiba. 1700 mü? Yani bilmiyorum. 1700 bile... Baksana içinde ne var? Crazy Explosive 1700. Kutusunda şöyle bir çekecek var. 1700 demişiz. Neyse bunu da koyuyorum. Satılmazsa koymak sıkıntı değil bence ya. Satılmazsa satılmaz. Satılırsa verebilir miyim? 2000 diye. Diyelim bari de satılmasın. Mantıklı. Yine alamadım şu an. Jordan Jumpman Diamond yine çok güzel modellerden bir tanesi. Şu an yok değil mi bu? Şu an yok. Bence çok güzel bir ayakkabıydı bu. İncelemesi, kutu açımı her şeyi mevcut. O kadar temiz ve süper kullandım ki en ufak bir zamazingosu yok. Her şey yerinde. Ne kadar dedik buna? 800 mi dedik? 800 evet. 800 demişiz. Çok ideal bir rakam. Aslında bunu da ben seviyorum. Çok kutusu mutusu her şeyle de bayağı güzel geliyor. Curry 5 arkadaşlar. Gayet güzel. Siyah beyaz. Hoş renklerle. Kaç? 45 numara. Ne kadar dedik buna? 800. Buna da 800 demişiz. Uygun. Yani iki tane çok bütçeli güzel ayakkabı vermişiz. Zaten Instagram'da almak isteyenler gidip bakabilir. Hepsinin orada numaralarını yazarız. Çok fazla resim çekmeyiz muhtemelen ama numaralarını yazarız. Ve bu da ya eski güzel ayakkabıları satmak, koleksiyonluk ayakkabıları satmak da çok zor. Burada arkadaşlar Kobe 11 Elite Low var. Gerçekten mükemmel ayakkabıydı. 3 tane almıştım o zaman. Yani böyle paramı biriktiriyordum, yemiyorduk, içmiyorduk. Hatırlıyorsun değil mi? İlk ikisini ben sana ilk maaşlarımla almıştım. Aynen. Yani bizim için bu çok kıymetli ayakkabılar, çok değerli ayakkabılar. Bunu da satmasam daha iyi olur dediğim ayakkabılardan şu görüntüye bakar mısın? Şu görüntüye bakar mısın? Arkadaşlar bu ayakkabıyı da 2000 TL'ye koyuyorum. Daha azı yani... Yok. Daha azını zaten kurtarmaz. Bence satılmazsa da çok mutlu olacağım bir ayakkabılardan. Bunun yastıklaması, içindeki Kobe işaretleri vesaire inanılmaz bir ayakkabı. Şu an gerçekten Crazy Explosive'de bunda satılmasını istedim bunlar biliyor musun? Evet. Satılmasını istedim. O kadar hoşuma gitti. O kadar güzel geldiler. 9 tane çok da değilmiş ya iyi. Zaten bir 5 tanesi çok daha kolay girebilir. İşte PG'ler şunlar bunlar. Bir 3-4 tanesine bir yüksek fiyat koyduk. O da duygusal bağımızdan ve çok değerli ayakkabılar olduğunu düşünmemden ötürü. Sen de şöyle 300 liralık bir ayakkabı çıkar. Evet bir de arkadaşlar pik ayakkabıları var. Hiç bunları giyemiyorum. Çekilişte vereceğime, çekilişte de arkadaşlar yani sabit numaralar oldukları için pek tutmuyor, olmuyor. Ben zaten çekilişte sizlere güzel istediğiniz numara ayakkabılar veriyorum. Bunlar da giymek isteyen olursa uygun ayakkabılar vermiş olayım. Hiç giyinmedi. Yani bunlar kesinlikle bir iki defa ancak hani neymiş de değilmiş tertemiz görüyorsunuz. 300 liraya veriyoruz arkadaşlar bunu. Yani çıksın maksat, alın olsun, kulağın olsun. Bakın altlarından bakabilirsiniz. Her şeyleri tertemiz içinde kartonları. 300 liraya veriyorum. Neymiş bu? Kaç numaraymış? 45 numaraymış. Biraz büyük büyük geliyor. Yani 45 numara giyene ideal olur. Koşu ayakkabısı var arkadaşlar. Hiç yine aynı şekilde doğru düzgün giymedim. 300 liraya veriyorum. Bence çok güzel. Hoş. Görüntüsü de çok güzel ama bana büyük geldi. Yani biraz daha küçük olsaydı bunu satmama gerek yoktu. Gündelik modelleri çok kullanıyorum çünkü. Tamam. Bu da 45 yine aynı şekilde büyük giyen alabilir bunu. Bakmadım bile ne kadar gidiyor, ne kadara gidiyor. Ama zamanında hep bunlar 250-300'dü. Şu anda bence 400-450'lere çıkmış olabilirler tahminim. Çok kontrol etmedim. Şunu veresim yok aslında. Bir tek giyebileceğimi düşündüğüm ayakkabı bu. Challenger, Peak Challenger. Çok sağlam bir ayakkabı. Çok güzel bir ayakkabı. Hepsi ayrı ayrı paketlenmiş. İçlerinde de en beğendiğim buydu. Aslında bunu satmayabilirim. Ne dersin? Bakın. Baksana.
bayağı. Yani öyle de giyinmez. İşte giyemiyorum arkadaşlar. Bir yandan da o sıkıntım var. Hani tut. Bunu da 400. Giyemiyorum. Her taraf kutu. Bunu 400 demişiz. Yani ideal. Diğerlerinden bir tık daha güzel. Baksana şeyi falan bile var. Hani sadece şunları bile alırım aslında. Bunu aslında bunsuz versem falan diye düşünüyorum. Yok arkadaşlar, direkt böyle kutusuyla her şeyiyle bu şekilde göndereceğim sizlere. Alacak olursanız. Bakalım. Bak bu da çok iyi. En rahat ettiğim ve en güzellerden biri. Yani ilk buydu. İkincisi Challenger'dı. Challenger daha sağlam ve daha kaliteli duruyor. Bunda da ben çok rahat ettim. Bayağı hoşuma gitmişti. Bunu da arkadaşlar yine 300'den satabiliriz arkadaşlar bunu. Yani ideal 400 diyebilirdim, 450 diyebilirdim. Hani bunlarda fazla bir şey düşünmüyorum. Hani satılsın, çıksın. Hani diğerleri gibi benim için çok önemli, çok güzel ayakkabılar olmadığı için uyguna satayım. Hani 300 bence çok rahat gidilecek bir ayakkabı. Bu diğerlerinden daha büyük. Diğerleri 45'ti. Bu arkadaşlar 46 numara. 46 numara giyenler için iyi oldu aslında. Bak 44,5, 44'ler var. 45 var, 46 var. Evet, bu şekilde satacağımız ayakkabılar 2, 4, 5 dedik. 10, 13 tane. 4 tanesi çok uygun model. Jordan Fly Duck'tan da 500'e sattık. 800'lükler var, 1200 var, 1500 var, 2000 var. Her bütçeye yönelik ayakkabılar var aslında. Almayacak olanlar almasın. 13 tane ayakkabı var. Yani burada kötü yorum veya saçma sapan yorumlara gerek yok. Gidin farklı yerlerden alın arkadaşlar. Ben bunları alabilecek 13 kişiye sesleniyorum. Yüzlercesini satmaya çalışmıyorum. Yani çok uygun olsun, kapış kapış gitsin derdim yok. Satılmasa da benim için iyi olur. 2-3 tanesi bana kalsa daha bile iyi olur. Pikleri ekleme sebebim de çok uygun ayakkabı abi bize gönder, bana gönder diyen çok fazla var. Ya birine göndermek olmuyor arkadaşlar. Yüzlerce ihtiyaç sahibi var. Hangisine göndereceğim? Ben zaten belli hayırlar, belli şeyler yapıyoruz, çekilişler yapıyoruz. Pikleri de ucuz ayakkabı isteyen, öğrenci olan, almayı seven, yani numarasını bulamayanlar için ucuz model koydum. Hani satarken hep pahalı değildi. Ucuzlarda olmuş olsun. Yani bir sonraki koleksiyonumu satarsam hiç ucuz olmayacak çünkü hiç böyle ayakkabım kalmamış olacak. Bu şekilde 13 ayakkabı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider. Linki bırakıyorum. Instagram'da dediğim gibi arkadaşım sizlerle konuşacak. Hani indirim şu bu değil. Direkt hani ben alıyorum, hesap numarası gönder derseniz çocuk da fazla uğraşmamış olsun. Almayacaklar da almasın. Umarım birkaç tane satılmaz diyorum. Ben de şu anda. Bir tane satılmasa. Crazy Explosive Kobe. Kobe. Bir de belki PG satılmasa. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Satılırsa da iki tane güzel kamera alacağım. Zaten ancak onların parası çıkıyor. 15 bin liraya yakın bir iki kamera almayı istediğim onlar var. Yine çok bir şey de elimize geçmiyor yani. Çok büyük diğerlerini satmadığımız için aslında satılabilecek burada da güzel ayakkabılar var. Mesela şu. Eminim ben bunu 2 sene, 3 sene sonra satışa koyduğum zaman 2-2,5'tan çok rahat gider. Bir de giyinmemesi ve tertemiz saklıyor olmam en güzel şey bence zaten. Teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dahisi yine güzel videolarla gelecek. Farklı, değişik bir şey oldu. Bakalım ne olacak? Sonucunu hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi.